Duydun mu lan benim özgürlüğü? Dur oğlum kapat biraz değil. Merhaba arkadaşlar. Kontenjanımız dolu lütfen daha sonra gelin ya. Siz kimsiniz? Sen kontenjanımız dolu diyebilirsin ama beni aldılar. Siz kimsiniz? Merhaba. Ya Gökhan da yapım ekibinden olduğu için kim bu tarz soruları söyler ya. Sevgi ben çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hatta memnun oldum. Ay biraz heyecan var. Size bakmayın. Merhaba. Hoş geldiniz. Sevgican. Sevgican değil, Sevgican. Sevgican ama Sevgi de diyebilirsiniz. Sevgican. Hemen oturayım bir tanışalım. Merhaba. Daha sonra oturayım. Belki nasip olur. Gökhan merhaba, kolay gelsin. Sağ ol, gelemedim, yemek yapıyorum. Afiyet olsun şimdiden. Nasılsınız arkadaşlar? İyi, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Heyecanlıyım biraz. Heyecan var. Suyu, bir şey, birisi gelecek dedi mi? O geldi ya. Yani. Uzun çok teşekkür ederim. Kemal bir şey anlatıyordu bize. Santifeci bir erkektir. Kemal? Ben. Kemal siz. Bir şey anlatıyordu. Az önce ben dedim ki ister misin birisi girsin şimdi hayatını anlatırken. Sen girdin. Yok oldu. Adnan'ın okuduğu maddeden bir tanesiydi ben ama. Şimdi şunu anlamadım. Yeni gelin adayısın. Evet. Merve'nin yerine mi? Hiç bilmiyorum. Öyle bir bilgi Merve'yi bana verilmedi. Görmedik evet. Merve. Büyük bir ihtimal Merve gelmeyecek. Gelmeme kararı aldı herhalde. Olabilir de. Yoksa bilmiyoruz ama. Yoksa kötü düşünmek istemiyorum ama Aycan'ın diskalifiyesi mi gerçekleşecek? Ama Merve evde yok doğru yani. İkisi de olabilir. Kime geldim şöyle söyleyeyim. Adayınız var mı? Adayım yok şu an. Yani ekranda izliyorum tabii ki ama ekranda ve yüz yüze hani iletişim halinde olmak çok daha farklı olur. Ama illaki vardır bekar adaylardan işte yani daha ya tabii kesinlikle öncelikle şunu olan söyleyeyim. Adayı olan hiç kimseyle zaten ilgilenmem yani benim karakterime ters. Evet. Size söylüyorum Kemal galiba. Kemal de öyle diyordu en son geldiğinde. Niye sonra ilişkisi olan biriyle ben mi ilgilendi? Ben arkasındayım lafımı. Yok ilişkisi olan birisini kendi kafasında ayırdı. Yani siz yaşayamazsınız dedi. Hatırlıyor musun abi sana? Ya onun bir suçu yok ya. İnanın farklı farklı benim geldiğim oyun başka bir oyun. Neyi ayır abi? Her şey üst üste geldi. Neyse misafirimizi yolladıktan sonra ben bu konuya çalışıyorum. Artık misafir değilim. Efendim? İzliyor muydun bu programı? Artık misafir değilim. İzliyorum ama yani böyle şunu söylediğiniz kadar dikkatli değil. Yani ama en azından karakter olarak. Tabii canım biliyorum. Peki kafandaki geçen karakter nasıl bir erkek yapısı düşünüyorsun? Benim kafamdaki karakter öncelikle kadına saygısı olmalı. Yani bir kadına kadın olduğunun değerini göstermeli. Tabii ki kadınlar için de aynı şekilde. Karşı tarafa kesinlikle saygısı olmalı. Onun dışında aslında ilişki kesinlikle tek taraflı bir şey bekleyerek yürütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani karşılıklı ödün vermek gerekiyor. Doğru. Yani aslında biri olursa çok aslında dedim aslında, ama aslında. Şöyle ben hani ben bir kalıba sokamam şu anda. Birinden etkilendiğim zaman ilişkimize en doğru yolda eğer bir yola girersek en doğru yolda nasıl yürütebileceğimi hani kafamda bir şeyler yapıp ona göre hareket etmeye çalışıyorum. Bu senin düşünce yapın mıydı Yunan? Sen ne demiştin ya illa kadın şöyle olsun böyle olsun diyemem. O anda etkilenirsin. Kim demişti onu? Ya biri söylemişti ve takdir etmişti. Bu normalde onu. Bütün erkeklerin diyeceği bir cümle yani. Klasik erkek yok, o zaman sen yani söylememiştin. Biri çok güzel bir şey söylemişti. Ben kadının naif olsun, şu olsun, bu olsun diyemem. O anda etkilendiysem etkilenmişim. Evet, ben de düşündüm. Sahiplendim. Sonunda geldi. Tamam kabul ediyorum kardeşim. Tamam, dedik, topu bize attın bize ne dedik yani. Mesleğinizi söylemiş miydiniz? Öğrenciyim. Öğrencisiniz. Ne okuyorsunuz? Ekonomi. Neden burayı seçtin? Kısmet ben burayı geçen seneden beri izliyorum devamlı olarak tabii. Hoşuma gidiyor ve her izlediğimde dedim ki ben bunu izleyen değil o evin içindeki kişi olmalıyım dedim. Peki neden şimdi? Neden şimdi? Geçen sene ne bileyim cesaret edemedim diyelim. Daha doğrusu önüme fırsat da çıkmamıştı. Şimdi bir fırsat çıktı ben de değerlendirmek istedim. İyi hadi bakalım. Aklında ayrılsın. Ben gidiyorum o zaman. Ben de gitmem lazım. Ay kemerim düştü. Teşekkür ederim. Nazar. Hemen bağlayayım şunu. Çok memnun oldum. Hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş hemen laf yaptı ya. Kendine iyi bak. Kolay gelsin Gökhan. Eyvallah Sevgican. Bir daha bekleriz. İnşallah. Gökhan'la tanışıyor musunuz? Yo hayır yani normalde bir saate gelince. Girerken çıkarken vurguladın da Gökhan diye. Bir hoş geldin denir giderken görüşürüz denir ama arkadaş hiç söylemedi. Benim haricimde herkes öyle anlamıştır yani doğru mu? Sevgican da sevdiğimiz bir kardeşimiz neticede. Hoş tabii geldin. Ki de canım başka bir şey zaten değil. Biz bilmiyoruz sen biliyorsun dostum. Görüşürüz. Sibel ona yasakladı da başka kızlarla konuşuyor. Sibel beni tanıyınca böyle bir tepki koymasına gerek kalmadığını anlayacak. Suyu doldurdun mu?
arkadaşlar. İyi, teşekkürler. Siz misafir gidiyorsunuz. Görmüyorum. Asla görmüyorum. Merhaba. 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 Yeni gelin adayı ben. Hoş geldiniz. Sürprizler. Sevgican. Hoş geldiniz. Kaçtan bir gelin adayı geldi. Sizler devam ediyor. Merhaba. Nasılsın Nida? İyi sen. Merhaba. Hoş geldin. Gel seni böyle alalım. Merhaba. Tuğçe. Merhaba Sevgi. Perma. Merhaba. Şöyle geçelim o zaman. Nasıl geçelim? Ben de alışamadım. Sen şöyle mavi koltuğa geçersen. Sevgican. Tamam. Evet. İsmin çok enteresan. Evet, ismin bir hikayesi var aslında. Paylaşmak istiyorum seninle. Evet, seviniriz. Benim annemin adı Sevgi. Babanın da Can. Yok, hayır. Soyadım da Can. Nefzeciğim. Babamla annem bir aşkla evlenmişler. Tabii ki hepimiz bir aşkla evlenmeyi umut ediyoruz ama çok seviyorlarmış yani birbirlerini. Babam demiş soy ismini benden alacak, ismini de senden alsın. Bir de bu çocuk ikimizin canından bir parça olduğu için böyle bir isim koymuşlar ama Sevgi de kullanabilirsiniz. Güzel, Sevgi Can da güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaparsın, kaç yaşındasın? Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Yok, 22 hayır. yaşındayım, öğrenciyim. İzmir'de yaşıyorum ailemle beraber. Aslen İzmirliyim. Bu kadar. Sizin 22 yaşındasın. Şey varsa, evet. Neden kısmetsiz olur? Neden kısmetsiz olur? Yarışmayı ben geçen seneden beri takip ediyorum aslında. Hoşuma giden bir platform. Ben hep dedim ki izlerken ben burada olmalıyım dedim. O yüzden burayı seçtim. Geçen sene başvurmak istedim ama nasıl diyeyim, cesaret edemedim ya da önüme bir fırsat çıkmadı. O yüzden şimdi önüme bir fırsat çıktı. Ben de değerlendirmek istedim. Senin gelmene o kadar çok sevindim ki. Neden? Yenilikten çıktım şu anda. Sen yeni gelin oldun. Peki 22 yaşında kendini evliliğe hazır hissediyor musun? Doğru insanı bulursam evet. Yani hepimiz Burcun daha 30'uma geldim. İkizler. Bir ikizler. Aa, ben ne zaman? Mayıs. 3 Haziran. İkizlerden benim de Mayıs. Yeriti alıyorum. Pardon. Sen değil hayatım. Çok merak ettim. Sadece Gökhan'la mı görüşürüz dedin sen? Hayır, hepsiyle. Tokalaştım. Ama Gökhan yemek yapıyordu. Dönüp görüşürüz dedim. Ben böyle görmedim. Gele bize gelene hoş geldin. Gidene görüşürüz denir. Görüşürüz Gökhan, kolay gelsin dedim. Adnan da öyle bir şey söyledi. Anladım. Öyle yani. Anladım. Ben cevabımı aldım. Peki kim, çok merak ettim. Elektrik aldın kim? Onu şimdi söylemek istemiyorum. Şimdi surat, bence isimleri söyleyelim. Surat belli. Ben söyledim. Hayır, istemiyorum. Yüzümüze bakar mısınız? Bu da yeni moda ha böyle. Akın? Evet. Hayır. Abi ben de çok cesaret edemem, söylüyorum diye beni gömüyorsun. Söylemeyene bir şey demiyorsunuz. Ben anlamadım kardeşim. Kemal? İşte. Hayır. Akın ya. Kemal kesin Akın değil. Hepsine hayır diyeceğim. Akın. Hepsine hayır diyeceğim. O yüz ifadesi belirlenen. Bence Akın deyince. Sessiz sakin ya. Akın. Hayır. Kemal değil. Tankut olamaz. Yok değil. Olamaz derken. Başta bir kere Ünal. Başka zaten yok, kalmadı zaten ki. Değil. Ünal zaten değil. Ha, yeni gelen var İlkay. Yok, o da değil. Aa, bak, o zaman hiç yeni gelen yani. Çocuk. Zaten dedim ben size değil hayır. Değil diyeceğim. Hayır diyeceğim. Söylemek istemiyorum. Bizimkiler şu an. İlkay. Hayır, yüzden yani söylemeyeceğim. İlkay ile Akın arasına gidip geliyorum. Yok abi, ters köşe yapıyorum ben. Kemal. Geliriz. Bilersin. Ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Peki nasıl bir kişiliğin var? Biraz. Ben kendimi normalde eğlenceli biri olarak görüyorum. Konuşkanımdır. Hareketliyimdir. Ama tabii buranın psikolojisi nasıldır, hani ne getirir bilmiyorum şu an. O yüzden net bir şey söylemek istemiyorum. Olaylara normalde çok tepki vermem ama tabii burada nasıl olur onu da bilmiyorum. Gözlerin öyle. Lens mi? Gözlerim lens, evet. Lens mi diyecektim tam ben şimdi? Lens.